Gamer'dan herkese tekrar merhaba. Bugün çektiğim artık dördüncü video falan olacak herhalde. Dün gece yarısında bir video daha çekmiştim. Bu sefer artık son elementi öğreteceğim. Sonra elementlerle ilgili bir videom daha olacak. O artık hepinizin en çok ihtiyacı olan şeylerden biri. Nasıl avatar olunur olacak? Nasıl bütün elementleri aynı anda bükebilirsiniz? Bunu öğreteceğim. Benim filmde yaptığım gibi. Şimdi bu sefer havayı öğreteceğim. Hava için şuraya gelebilirim artık. Bending. Choose. Air diyorum. Bu arada bu video için de en az 40 like istiyorum. Air. Evet. Air'ı yaptığımız zaman speed'imiz ve jump boost'umuz oluyor. Böyle öküz gibi zıplıyoruz örneğin. Ve çok hızlı gidiyoruz. Çok hoş bir şey. Şimdi bending display air'den. İlk olarak air blast'ı deneyeceğim. Bending bind air blast diyorum. Air blast klasik hava bükme olayı. Bir dakika. Şöyle klasik hava bükme mevzusu. Örneğin şu şekilde sadece vurarak birini itebilirim. Fakat bu can götürmüyor. Hava zaten pek can götürmüyor. Ama örneğin birisi geldi diyelim sudan böyle. Siz onu böyle itersiniz falan. Ve avatar haline geçme olayı da sadece hava bükmede var. Bending, bind, air bubble. Air bubble çok gereksiz çünkü water bubble ile aynı işi görüyor. Gördüğünüz üzere sadece water bubble yani. Abi sudaki domuzun halleri yazık oldu. Yani pek bir işe yaramıyor gördüğünüz üzere. Bunu da geçelim. Bending, bind, air burst. Airburst de her zamanki gibi böyle hoş bir şey. Örneğin shift'e basılı tutuyorsunuz. Bekliyorsunuz ve etrafınıza bu şekilde kabarcıklar çıkıyor veya gözünüzün önünde. Bıraktığınız zaman etrafınıza bir hava dalgası yayıyorsunuz. Ve insanlar uzaklaşıyor gene. Air Scooter animesini izleyenler bilir bunun. Avatar Aang şöyle bir teknik geliştirmiş kendi kendine. Zıplıyor. Hava bükerek ayağının altına bir hava küresi oluşturuyor ve o döne döne onu çok hızlı bir şekilde götürüyor. Bu da aynı. Ama neden çalışmıyor onu merak ediyorum. Hah, çalışıyor. Gördüğünüz üzere size bir şey iteklemediği sürece zıplayıp böyle tıkladığımızda bizim de air scooter'ımız oluyor. Fakat bunu kullanmak bayağı bir zor. Yani ben de çok zorluk çekiyorum bunu kullanırken. Böyle gidiyorsunuz. Ya size bir şeyin itmemesi lazım ki veya bir şey çarpmamanız lazım ki gördüğünüz gibi benim gibi düşmeyin yere. Bind air shield var. Bu hepinizin beklediği avatar haline geçme olayı. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere avatarın animesinde şöyle bir mevzu var. Obscape'a yazmayın abi, her videoda mı ya? Her videoda mı? Neyse. Burada shift'e basıl ya avatardan bahsediyorum. Evet. Animesinde avatar haline geçtiğinde etrafında bir hava küresi oluşuyor ve kimse oraya giremiyor. Aynı şey shift'e basılı tutuyorum. Etrafımda sürekli genişleyen bir hava küresi oluyor. Örneğin bir şey bize yaklaştığında bir deneme yapalım. Bir domuz örneğin bize yaklaşsın. Domuz bu kürenin içinde olsun hatta. Bir dakika. Düzlük ya. Gördüğünüz üzere domuzu ittik ya. Bu normalde daha etkili oluyor. Şu an çok gördüğünüz üzere domuzlar örneğin giremiyor şu anda buraya. Bu böyle bir şey.
Sadece çifte bastığınızda o işe yarıyor ama filmde falan veya kapışmalarda çok işinize yarar. Ben Bind Air Spout. Şimdi gördüğünüz üzere bulunan bir kez sol klik yaparsanız altınıza gerçekten çok işinize yarayacak bir şey meydana geliyor. Hiçbir canlıyı itemiyor bu. Fakat sizin uçmanızı sağlar. 1.64T vardır sadece bu. Sizin uçmanızı sağlar. Belki o kadar hızlı gidemezsiniz ama uçarsınız. Bu da çok hoş bir şey. Bending Binds. Sırada Air Suction var. Air Suction. Abi bir dakika. Air Spout'tan bir çıkalım. Arkadaşlar, Air Suction karşıdaki bir canlıyı size çeker. Örneğin bakın domuzu bana çekti. Domuzu gene bana doğru çekti. Bakın çekiyor yani bu. Başka bir işe yaradığı yok. Yani böyle. Veya isterseniz shift'e basarak bir yer belirlersiniz. İstediğiniz hayvanları oraya doğru çeker falan. Böyle hoş bir şey. Bending Binds Air Swipe. Air Swipe şu can götüren tek hava bükme hareketi. Sizin bir sol kliğinizle şöyle karşınızdaki canlıların canını götürüyor. Ama eğer bunu şöyle yaparsanız, shift'e basılı tutarsanız, sonra shift'e bırakırsanız çok daha fazla damage vurursunuz. Geber lan. Neyse. Hava bükmekte bu kadar. Yok, bir tane daha var. Ben Bind Tornado. Bu da çok işe yarıyor. Şu şekilde bir kasırga yaratıyorsunuz ve karşınızdaki canlıyı kasırganın içine alıyorsunuz. Hatta bu şekilde uçabilirsiniz. Kasırganın üstünde uçabiliyorsunuz. Çok havalı oluyor. Hava bükmek bu kadardı. Bugünkü diğer videomu da bekleyin. Diğer videomda nasıl avatar olunacağını öğreteceğim. Ve bazı plugin ile ilgili temel olayları öğreteceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve bunun için de en az 40 like istiyorum. Hadi hoşça kalın.